Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz filmimizde son 5 sahne kaldı ama hala da ite kaka ite kaka yapmaya devam ediyoruz. İnsanlar diyor ya 3. senenize girdik. Girdiniz. Neden olmuyor hala da? Ee, çünkü arkadaşlar en basit bir mekan ayarlama konusunda bile inanılmaz sıkıntılar yaşıyoruz. Hatırlıyor musunuz gece kulübü bulmaya çalışırken insanlar böyle benim adımı gördükleri zaman Aa o adam muhalif, onunla birlikte çalışamayız diye açık açık söyleyenler oluyordu. Benim adımı öğrendikten sonra tamamen böyle telefonları falan kapatıp artık saklanıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Yok olan insanlar oluyordu yani beni bloklayanlar. Neyse ki bir tane delikanlı gece kulübü bulduk. Volüm al sağ olsun. O işleri hallettik. Şimdi sınıf ararken de, ya sınıf dünyanın en kolay işi olması lazım aslında. Sınıf ararken aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Size bu videoyu yapıyorum belki bir yerlerden yetkili birilerini tanıyorsunuz dur da bir şekilde halledebiliriz diye. Aynı sorunları tekrar yaşıyorum biliyor musunuz? A işte şu olmaz filanca üniversite diyelim. a o yandaş. O yüzden işte seni almazlar. Ötekisi şey demiş. a o şeye Cumhurbaşkanı'na hakaret eden çocuk mu? Ben, ben Cumhurbaşkanı hakaret etmedim. Hepsinden beraat ettim. Hepsinden beraat ettim yani. Birisi bunu iddia etti diye mi? Ondan sonra işte ya çekerdik ama neden muhalifsin? <laughs> yani sen neden muhalif değilsin? Benim sana onu sormam lazım. Gerçekten sen neden muhalif değilsin yani? Yani şu yaşananlardan sonra bir de bak her gün yeni bir çılgınlık çıkıyor. En son şöyle bir haber gördüm. Somali'ye 30 milyon dolar yollayacakmışız. Yani sen neden muhalif değilsin dostum? Ben muhalif olmaya devam edeceğim. Bir şekilde de ite kaka bu filmi de çekeceğiz bana yardım etmeye çalışan bazı işte hocalar veya yetkililer var onlar bile şey diyor ya diyor işte kendini fazla gösterme şurada işte bir mekan var orada çaktırmadan çek yani bu yaşa geldik arkadaşlar bir de şöyle bir şey var yani Türkiye'de benden daha fazla film yiyen, film içen her böyle hayatı film olan film çekmek için benim kadar yanım tutuşan bir insan görebileceğinizi sanmıyorum yani filmle yatıp filmle kalkan ve bu kadar seneden sonra bu kadar belgesel çektik, astronomi belgeselleri çektik dört tane, evrim belgeselleri çektik, uyuşturucu ile ilgili belgeseller çektik ki onunla bir de narkotuya gittik falan ifade verdik. Bütün bunları çektik, bir sürü işte kısa filmler vesaire. Hala daha bu kadar şeyden sonra hala daha çaktırmadan film çekmeye çalışmak istemiyorum artık ben. Ya biraz da çaktırarak çekelim. E, yok yanlış oldu. Biraz da normal çekelim yani, öyle size. <laughs> Hala da çaktırmadan film çekmek istemiyorum. Burada herkes, üniversiteler çıkıp şey demiyorlardı. Biz sanat dostuyuz vesaire. Ne oldu yani bunlar? Gerçekten her seferinde bunu yaşıyorum ya. Her seferinde bu sıkıntıyı yaşıyorum ya. Benim adımı gördükten sonra bu kadar korkak olmayın. Bakın, rejim baskıcı diyorsunuz. Ee, o kadar da aslında baskıcı değil. Siz onlardan daha çok korkuyorsunuz. Yani adamlar bir basıyorsa siz on korkuyorsunuz. Adamlar basmasın mı yani? Bu kadar da olmaz ya bu kadar da olmayın arkadaşlar. Her neyse tamam çok fazla sinirli değilim. Varsa arkadaşlar herhangi bir tanıdığınız özellikle İzmir'de yani İzmir'de olması lazım. E, şunu tanıyorum veya şu şekilde iletişime geçebiliriz. Şu şekilde izin alabiliriz. Diyen arkadaşlar varsa e, mesaj atarsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz ya da konmek 81 at gmail.com'a yazabilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Tamam. Sakinim, sinirliyim. Sinirliyim, pardon. Hı -hı.